Kültür ve Turizm eski bakanımız Sayın Atilla Koçbey. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Yine aramızda milletvekilimiz Ali Gültekin Bey var. Ali Gültekin Kılıçbey. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Yine aramızda belediye başkanımız Rıfat Kadri Kılıçbey var. Hoş geldiniz başkanım. Yine aramızda Sultanhisar İlçe Başkanımız Sayın İbrahim Ulusal Bey. Sayın Başkan hoş geldiniz. Yine aramızda emekli müftümüz, Aydın müftümüz Bahattin Bildik Bey var. Hoş geldiniz hocam. Yine Köşk Esnaf Odası Başkanlığı adına aramızda Mustafa Ergücü Beyler var. Arkadaşlarıyla birlikte hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar, aramıza Aydın Milletvekilimiz Sayın Mehmet Erdem Bey yeni teşrif etmişlerdi. Sayın Bakan hoş geldiniz. Yine görevde bulunduğum 10 ay süre içerisinde
kendisi ne olursa olsun. Kalbini gördüğüm kardeşim var ise o kardeşimden helallik istiyorum. Ve üzerinde haklarına ise kendim adına helallik veriyorum, helal olsunlar diliyorum. En içe kokuyorum size, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, sabahtan aydınlı bir misafirimiz var. Ben sabah yayınlarla birlikte yeni hazır koyunlar köyünde çok güzel bir canlı inşaatı oldu. Onun açılışına milletvekilleri olarak biz 3 milletvekili katıldık. Misafirimize uzaklardan geliyor. Gambiya Büyükelçisi ve Büyükelçilik mensuplarıyla beraber yeni pazarda güzel bir program oldu. Cuma namazı biraz gecikti. O gecikme bizim sizlere de buluşmamızı etkiledi. Bu gecikme muhabbeti sizlerden özür diliyoruz. Ben sözlerimi çok uzatmayacağım. İş sanmamı sizlere fazlasıyla bekledik. Biz üç milletvekili olarak kongrelerde, her kongrede bir arkadaşımızın konuşmasını bildiriyorduk. Bugünlere diğer milletvekilleri ve kendim adına sizlere ihlal edeceğim. Sayın Bakanımız gerçekten bize bir demokrasi dersi verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Köşkümüze, aydınımıza, ülkemize ve Türkiye coğrafyasına yakındaki coğrafyalara yaptığı hizmetler gerçekten unutulmayacak. Kendilerine Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, Türkiye çok hızlı bir şekilde yeniden seçimlere yol alıyor. Geçtiğimiz süreçte hep AK Parti'nin başarıları halkımızın tarafından takdir edildiğini ve bu takdirin sandıklara yansıdığını gördük. Bunu sadece biz görmedik. Bunu muhalefet de görüyor. Bunu Türkiye'nin daha fazla kalkınmasına işte bu 2023-2071 gibi büyük söylemlerin hakkını etmesini istemeyen devletlerle AK Parti'nin başarıları yaşamını görüyor. Bu başarıları elde edersek AK Parti sandıkta beklenen oyu alamaz. Hedef o. Allah razı olsun sizlere. Her seferinde aydın uğurlu oldunuz. Partinize sayıştınız. AK Parti'yi aydınlığı hep edince yaptınız. Sizlere teşekkür ediyoruz. Benim doğum. En doğum zamanlarda dahi hepimiz partimize, başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza sayıştınız. Türkiye'de gezi eylemleri öncesinde ayyuka çıkmaya başlayan gezi eylemleriyle patlak veren Türkiye'nin kalkınmasına, milletin zenginleşmesinin önlenmesine yönelik bir operasyon yok değerli arkadaşlar. Eskiden aklınızda ne vardı? Sadece bir Boğaz Köprüsü. O Boğaz Köprüsü'nü ben size tekrar hatırlatayım. O günkü CHP'liler zenginler toplanan vergilerle fakirler toplanan vergilerle zeynep arabası bu köprüden geçecek diye köprünün yapılmasına mani olan bir zihniyet vardı. Allah aşkına o günkü sağ iktidarının sayesinde o köprü yapıldı. Milletin hizmetine sundu. Şimdi eskiden ne yapılmış diye baktığınızda aklınıza çok fazla şey kalmaz arkadaşlar. İşte o bir Boğaziçi köprüsü hafızalarımıza kalan eser. Aslında Cumhuriyet tarihine baktığımızda da böyle bir kalıcı eser yok. Ancak biz geçmişimizi biliyoruz. Selçuklu'nun bizden bıraktığıyla
Osmanlı'nın bizlere bıraktığını görüyoruz. Değerli kardeşlerim, asıl siz kendinizle ürün. Sizlerin sahip çıktığı Başbakanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye kalıcı eserler bırakmaya başladı. Kongremizin başlama saati saat 2 idi. Geçici iş mevsimi olduğu için değerli delegelerimizin elbette ki işleri vardı. Konuşmamı uzatmayacağım. Uzatacak olursa vakit geç olacak. Onun için öncelikle Sayın Ahmet Demirci Başkanı'na beraber geçirmiş olduğumuz 10 aylık hizmet sürecinde vermiş olduğu desteklerden dolayı huzurlarınızda kendisine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Daha sonra Sayın Halil Moğoloğlu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza inşallah beraber güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum ve yollarında başarılı olmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kongremizi ülkemize, aydınımıza, köşkümüze hayırlar getirmesini